Güzel gözlerine yakışır. Kızın yaşamasını istersen yemekte mesele çıkarmayasın. Noyan öfkesini ondan çıkarırsa üzülürsün. Mabedime hoş geldin Ertuğrul.
Afiyet olsun. Demek tapınakçıları dize getiren, Halep emiri El Aziz'le dostluk kuran, Selçuklu hanedanıyla evlilik bağı olan, benim cesur savaşçılarımın kanını acımadan döken yiğit sensin. Demek kadınlara tecavüz eden, döşeğinde bebeleri öldüren, bununla da övünen soysuz da sensin. Doğru dedin Ertuğrul. Biz bozkır yangınıyız. Bozkır bir kere tutuştu mu günlerce yanar. Kurunun yanında yaşı da yakar. Dünyanın gördüğü en büyük devleti kuruyoruz. Cengiz Han dünyanın yarısını aldı. Kalanı da biz alacağız. Böyle kutsal bir davada 3-5'leşin ne önemi var? Sizin devletiniz meyvesiz ağaç gibidir. Sökülüp gideceksiniz. Güneş kavuracak, yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında Anaheim'e, ağabeyin gün doğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da, tüm sevdiklerin. Sade de gel. Fırsatın varken beni neden öldürmedin? Benden ne istiyorsun? Senin gibi büyük bir savaşçının ölüsünden çok dirisi daha işe yarar Artur. Ben ancak Azrail'in olarak işine yararım Noyan. Ananın, avradının, ovandaki çoluk çocuğun barış ve huzur içinde yaşaması için gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum Ertuğrul. Bizimle olma. Bizimle yürüme. Bizimle kazanma. Kalleşçe savaşmak, döşeğindeki bebeleri öldürmek bizim için kazanç değil, utançtır Noyan. Biz onurumuzla yaşarız. Haçlıların başına nasıl bela olduğunu öğrendik Ertuğrul. Senin kadar tanırız biz. Sultan Alaaddin çok yakında mutlaka ölecek. O zaman hepiniz açıkta kalacaksınız. Sana obanı ve sevdiklerini korumak için bir fırsat veriyorum. Ya şimdi bizimle bir olur dost kalırsınız,
ya da tüm düşmanlarımız gibi yok olursun. Teklifim için acele et. Sabah şu güzel sofranın tadı, şarabın esrikliği geçsin. Oturur uzun uzun konuşuruz. Doğduğum günden beri Cengiz Han'ın ordularıyla savaşırız. Tüm sevdiklerim bir bir öldü. Buna ağabeyim Sungur Tekin de dahil. Şimdi tutmuş bana dostluktan bahsedersin. Ben yaşadığım sürece bu dostluk asla olmayacak. Sungur Tekin. Hayatımda gördüğüm en iyi, en zeki savaşçılardan biri. Bizimle bir olarak bunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi Öge Dayı'nın yanında savaşıp yiğitliğini gösteriyor. Rezil bir savaşçı olduğun kadar rezil bir yalancısın da. Yalan söyleyip söylemediğimi yakında göreceksin Ertuğrul. Sungur Tekin baharda Moğol ordusuyla buraya gelecek. Şimdi git, sözlerimi düşün. İçinde biraz da olsa insan olduğuna inanmam için. Kızın benimle kalmasına izin ver.